Son olarak bakın bir sıcak gelişme duyurayım size. Antalya Kepez'den gece bir haber geldi, korkunç. Hep bu tür haberlerde Münevver Karabulut hatırlatılıyor. Evet, yeni bir Münevver Karabulut vakası. Bu kez yer Antalya. Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesindeki ormanlık alanda piknik yapan bir kişi saat 18.30 sıralarında bir kadın cesediyle karşılaştı ve polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. 20-25 yaşlarında bir esmer kadının boğazının bıçakla kesildiği ve başının da taşla ezilerek öldürüldüğünü belirledi. Kimliği belirsiz. Saat 24 ile sabaha karşı 3 arasında öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kimliği belirlenecek. Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Temmuz ayında 18 kadın öldürüldü bu ülkede. Erkekler hayatlarındaki tanıdıkları ya da tanımadıkları erkekler tarafından. Yılın ilk 7 ayında 153 kadın öldürüldü. 52 kadın cinsel saldırıya uğradı bu ülkede. Ve bunların üstünün kapatılması değil, bilakis konuşulması ve bir çözüm bulunması gerekiyor. Şiddet mağdurlarının ayrıştırılmaması gerekiyor. Mağduriyet aynı ve bize bir çözüm yolu bulmak düşüyor. Yakılarak öldürülen bir insan var Türkiye'de. Çok değil, bir hafta önce Hande Kader, ama kimsenin haberi olmadı. Duyun sesimi diyor. Ayşe Arman'ın bugünkü köşe yazısını paylaşıyor. Ayşe Arman bugünkü köşesini tamamen bu habere ayırdı. Trans olduğu için kimse sesini çıkartmadı ama vahşi bir cinayete kurban gitti. 23 yaşındaydı henüz Hande Kader ve yakılarak öldürüldü diyor. Ayşe Arman'ın köşesinde Hande Kader'in başına gelenler anlatılmakta. İlk günde haber yapmış ve göstermiştik ama sabahın çok erken saatleri izlemeyen izleyicilerimiz tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki ne farkı var diğer kurbanlardan, niye üzerinde durulmadı? Anlattı Türkiye'nin sabah haberleri. Hiçbir şey dipsiz kuyularda kaybolup gitmez. Duyulur sesler elbette. Yeter ki duymak isteyen olsun.